Merhabalar. Geçen rehber videosunda kitaplığımı nasıl düzenlemeliyim sorusuna bir cevap aramıştık. Zira sizlerden çok fazla gelen bir soruydu. Haliyle bir rehber videosu yapma ihtiyacı doğdu. Bu videoda ise yine sizlerden, özellikle genç bireylerden çok fazla gelen bir soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Bu yaştayım, şu kitabı okumalı mıyım, o kitap benim için uygun mu sorusu gerçekten çok fazla gelmeye başladı ve bu soruya kendi bakış açımdan bir cevap vermek istiyorum kısa bir rehber videosuyla. Bence bir kitaptan alabileceğimiz verimi ve bizim için doğru yaşta olup olmadığını belirleyen birkaç şey var. Yaşımız ve bununla beraber tecrübemiz ve bilgi birikimimiz. Şimdi örnek veriyorum. Sanırım çoğumuz 1-2 yaş öncesine dönmek istemeyiz. Ne anlamda? Şu anlamda hayat tecrübemiz daha azdır, daha fazla hata yapmışızdır o dönemde. Daha belki birçok şey için, gereksiz şey için üzülmüşüzdür ya da dolayısıyla mutluluk yaşamışızdır vesaire vesaire. Acı tatlı çok fazla şey yaşamışızdır ve o halimize dönmek istemeyiz çünkü oradan dersler çıkartmışızdır, tecrübeler edinmişizdir. Yani bir sene, iki sene bile insanın yaşamında çok önemli bir yer tutabiliyor. Haliyle belki 1-2 sene sonra okuyacağınız kitaptan çok daha büyük anlamlar çıkartabilecekken onu işte erken bir dönemde okumak kitabı kaçırmanıza sebebiyet verebilir. Bununla beraber yaşı neden önemsiyorum? Tecrübe. Evet, tecrübe. Bazı kişilerin, diyelim ki iki kişi, iki birey hayal edelim. 20 yaşında, diğeri de 20 yaşında ama bir hayatta daha fazla şey görmüş, geçirmiş olabilir. Elbette ki o tecrübe de kitaptan alabileceği verimi arttıracaktır. Bir diğer şey de bilgi. Nasıl mı bilgi? Örneğin tarihsel bir kitap okuyorsunuz. Eğer o döneme dair bir bilginiz varsa o zaman o kitaptan alabileceğiniz verim daha da önemli oluyor. Kitabı seçmek için doğru zamandasınız demektir. Ama kitap hakkında bir bilginiz yoksa birçok şeyi kaçıracaksınız ve kitap sizin için nispeten verimsiz geçecektir. Şimdi erken yaşlarda okunan kitaplarda şöyle bir durum var diye düşünüyorum. Olay örgüsünü anlayabiliyoruz. Onda bir sıkıntı yok ama bence o genç yaşlarda felsefi arka planı kaçırıyoruz. Ki bu çok kötü bir şey aslında bir yönden. Çünkü eserin aslında kendine has o felsefi düşüncesini kaçırmış oluyoruz. Ve belki de o eser bizim için çok kısıtlı, basit bir eser olarak oluyor. Ve geleceklere tekrar ona şans vermiyoruz. Çünkü bir ön yargıyla gidiyoruz. Burada bir kitabın ya da bir yazarın bizim için uygun olup olmadığını şöyle anlayabiliriz diye düşünüyorum. Kitabı okuyun. Birkaç tane referans kitap belirleyebilirsiniz kendinize. Ve o kitapları okuduktan sonra kitaba dair tüm düşüncelerinizi yazın. Fark ettiğiniz şeyleri, hangi fikirlerin birbiriyle örtüştüğünü kitapta, birbirinden ayrık düştüğü gibi. Yani o tüm düşsel arka planını ortaya koymaya çalışın yazdığınızda. Kendi fikirlerinizden tabii ki. Haliyle sonra o yazdıklarınızı başka bir şeyle kıyaslamanız lazım ki ne kadar doğru noktada olup olmadığınızı anlayın. Kitap sosyal ağları var, oralara bakabilirsiniz. İnceleme yazıları, bloglar vesaire, bu tür böyle başka insanların düşünceleriyle karşılaştırın. Elbette ki sizin düşüncelerinizde farklılık olacaktır. Çünkü siz bir bireysiniz ve kendi bakış açınız var ama tümüyle eserde anlatılanları kaçırdıysanız demek ki biraz eseri de kaçırmışsınız gibi olabiliyor. Özellikle eserden hiçbir şey anlamadıysanız ve o hayat bambaşka aldıysa. İşte bu bir kıstas olabilir. Bir başka kıstassa yaşça sizlerden büyük olanların veya yaşça sizinle aynı olan insanların tecrübelerine kulak vermek olabilir. Bu bir bakış açısı katabilir. Örneğin bizim gençler için kitap tavsiyeleri videomuz size yardımcı olabilir. Eğer o kitapların sizin için biraz hafif kaldığını düşünüyorsanız o zaman 101 kitap önerisi adlı videomuzdaki giriş seviyesine bakabilirsiniz. Şimdi aradan birkaç arkadaş diyebilir ki işte ben 15 yaşındayım ve Suç ve Ceza'yı gayet okudum, çok da iyi anladım diyebilir. Evet, bu tür istisnaların varlığından söz edebiliriz. Ama bu istisnaların bu kaydı üzerinde net bir yanlışlama kurabileceğini düşünmüyorum. Haliyle bence burada bir genelleme yaratabiliriz. Ve birkaç eserden de örnek vereyim. Mesela Martin Eden'i bence insan 20'li yaşlarına doğru okumalı. Aynı zamanda Suç ve Ceza'yı, Dostoyevski'nin birçok eserini, Karamazov Kardeşleri, ne bileyim Victor Hugo'nun da birçok eserini o yaşlarda insan okumalı. Önceki yaşlarda dokunabilir ama kaçıracağı çok fazla şey olabilir. Bu tür örneklerle arttırılabilir bu. Neleri kaçırabilirsiniz? İşte dediğim gibi o olay örgüsünü alırsınız ama arkadaki felsefi düşünceleri kaçırabilirsiniz. Yani böyle düşünüyorum. Peki. Doğru zamanda doğru kitabı okursak bence bu bizim hayal gücümüzün gelişmesine, yaşamla kurduğumuz bağ, tecrübelerimize çok daha iyi seslenecektir. Ve bireysel
gelişimimizde bize çok daha güçlü bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Diğer yandan okumaktan soğumak bile mümkün yanlış kitap tercihleri yüzünden. Bu soruya kısa bir rehber videosuyla cevap vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmiştir. Siz ne düşünüyorsunuz? Okuyacağınız kitapların sizin için uygun olup olmadığını neye göre belirliyorsunuz? Lütfen yorumlarda bunu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.